Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde 4 tane profesyonel oyuncunun Mortis karakteriyle nasıl savaşlar yaptığını savaş topunda sizlerle paylaşacağız. En güzel sahneleri almaya çalıştım bu klibi hazırlarken. Bende Mortis olmadığı için böyle deney kısmı var sadece. Bu şekilde göstereyim diye hani hangi karakter üzerinde bir video çekiyorsam o karakteri gösteriyorum ama bende olmadığı için bu garip olacak biraz. Bunları nasıl yorumlayacağım diye düşünebilirsin ama çok fazla Mortis oynayan gördüm ve YouTube'da ve oyunda en çok profesyonellik üzerine artık ne diyeyim ona kabiliyet gerektiren karakterlerden bir tanesi Mortis. Şöyle geriye gelelim. En son çekmiş olduğumuz videodan bu yana neler yaptık? Kanala yeni katılan arkadaşlarımız şu anda benim hesabımı bilmiyorlardır. Hızlıca hesabıma yine tekrardan bakayım. Bunu her zaman yapacağım çünkü ben kimim? Bu videoları izliyorum. Hesabım nasıl? Yani oynamış olduğum karakterin kupaları ne kadar? Sizlere hemen göstereyim. Toplam kupam 30.316 idi. Az önce biraz kaybettim. 15 kupa kaybettim. Şu an 30.301 kupa. Geçen çekmiş olduğum videodan bu yana da 3 tane karakteri 800 üstüne çıkarttım. Kim onlar? Bir tanesi Mr. P, bir tanesi Shelly. Hatta Surge ve Edgar'ı da çıkartmışım. 4 tane oldu. Crow'u da çıkarttım. Crow 797'ye kadar geldi. Oradan düştü. Onu da güzel bir map'te 800 yapacağız. 39 karakterle şu anda 30.300 kupadayım. Yapmış olduğum 5 tane 1K videosunu sağ üstte çıkan oyuncu listesinden görebilirsiniz. 5 saat içerisinde sezon sonunda 749 olan 33 tane karakterimi de 6 karakter dışında nasıl 750 yaptığımı da yine sağ üstteki çıkacak olan oynatma listesinden görebilirsiniz. Ve bir ek hatırlatma da yapıyorum. Bütün karakterlerin nasıl rank 25 yapıldığını 600 750'den 750'ye kadar güzel klip haline getirmişim. Teker teker karakterlerin adını oynatma listesi olarak rank 25 sağ üstte yine çıkacak. Ona da tıklayarak girebilirsiniz. Şimdi dilerseniz maçlara geçelim. Evet, maçlarımıza başladık. İlk maçta Ekuvak 64'ün nasıl Mortis oynadığını göreceğiz. Bu video içerisinde RZM, YDE, Zar ve Ekuvak olacak. Sadece Ekuvak'ın böyle maçlarından bazı kesitleri kendi almış bir bunu bulabildim. Yani böyle 3v3 savaş topunda aynı şu anda olduğu gibi bir full maçın baştan sona kadar olan bir kısmını bulamadım. Direkt olarak ortadan başlattı. Ama yine böyle güzel anlarından ziyade diğerlerine yakın bir şekilde maçın başından sonuna kadar olan kısımlarını alıp bu şekilde kolaj haline getirdim. Şimdi hemen bakalım nasıl oynuyor ve maçın şeyin sonunda o çok güzel orada gitti ultiyle. Videonun sonunda siz de yorum olarak yazarsanız bu incelemiş olduğumuz 4 tane arkadaşın arasında o 4 tane profesyonel oyuncunun arasında en iyi sizce kim Mortis oynuyor bunu yoruma yazarsanız oradan biz de bakarız. Ben de bakalım izlemedim maçları. Kimin nasıl oynadığını az bir çok biliyorum ama buna yine videodan sonra karar vereceğim. Olabildiğince güzel maçları almaya çalıştım. Çünkü değerlendirme yapacağımız için güzel maçların olması yine biraz daha iyidir. Orada 2 tane atak yaptı, 3 tane atak yaptı. Sonrasında ultisini doldurdu. Nita'ya ulti attı ama Nita Ekuvak'ı kesti. Sağ üstte Colt var, ortada Nita var. Mortis'i takip etmek biraz zor diye karakterlere göre. Bakalım nasıl yapacağız? Ben de çok oynamadım. Bir hayal modunda oynamıştım biraz. O solda gitti. Byron'a bayağı bir gitti. Sonra bir ulti attı. Nita'yı da kesti orada. 148 canı kaldı ama maalesef orada 2 tane yapmış olduğu atak biraz boşa gitti. O yüzden Ekuvak oradan çok iyi çıkamadı. Devam ediyor. Şu ölmüş olduğu yerleri atlatayım ben de. Direkt olarak oraya geçsin. Serseri Mortis almış zaten. Bayağı bir hasar aldı orada Byron'dan. Soldan Colt geliyor. Aksesuarını çekti hatta ama Ekuvak onu tahmin etti. Zaten profesyonel oyuncu biliyorsunuz. İlk 50 bin kupa yapan Brawl Stars tarihindeki ilk oyuncu. Şimdi orada Nita var. Nita'ya doğru uğraşladı ama 2 tane atışından bir tanesi tuttu. Sonrasındaki atışı da miss oldu. Kaçtı yani tutturamadı. Orada ayıyı bıraktı. Güzel kaçmaya çalışıyorum ama maalesef burada da pek bir şey yapmadı. Hani olabildiğince iyi maçlara koymaya çalıştım. Bir bunu bulabildim söylediğim gibi. Devam ediyoruz. Nita 3 tane atışı bu sefer tutturdu. O ultisi çok iyi gitti. Zannedersem bu maça kazandılar. Evet, ilk başta gol atmıştı zaten görüyorsunuz 1100 kupada. Şimdi Gold Mortis'e girdi. Orada Edgar'ın olduğunu biliyordum ama maalesef Edgar'ı yakından vurunca bayağı bir hasar bırakıyor. Hatta yakın uzağa değil, tutturdu mu bayağı hasar bırakıyor. Yıldız Gücü de zaten vurduğunda can alan eğer ki olur büyük ihtimal genelde onu kullanıyorlar. Çok fazla etkili olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sağda yine Edgar'a doğru gitti. Yukarıdan Byron geliyor ama Byron'a biraz vurdu. Ulti bu sefer attı ama ulti gidene kadar Edgar direkt olarak Mortis'in işini bitirdi. Hyra ve
Dayday'la giriyorlar. Dayday diye okunuyor zannedersem. Değişik bir nick. Colt bayağı bir zorladı. Orada Mortis'in gitmesine engel oldu. Bakalım burada Ekovac neler yapacak. Aşağıya doğru indi. Ultiyi attı ama orada ultiyi gelip Mortis'e can vereceğini bildiği için orada Edgar da ultisini kullandı. Soldan Byron şeye Hayra'ya saldırmaya çalışırken orada kesmişim videoyu çünkü 3 dakika vermişim bu oyunculara. Toplamda 12-13 dakika falan video sürecek. Baktım maç gidiyor. Hep aynı şeyler oluyor genel olarak. Hani çok fazla bir üstün olan bir karakter olamadı az önceki maçta Mortis. O yüzden orada kestim. En iyi bulabilmiş olduğum video buydu YouTube'da. Başka da bulamadım. Zaten bu çekmiş olduğum oyuncuların kanallarını açıklama kısmına koyacağım. Zaten biliyorsunuz hepsini tanıyorsunuz. Burada tanınmadık isim yok. Zar orada çok güzel ikisini de aldı. Bu Zar güzel oynuyor. Colt'u da zaten nasıl oynadığını teker teker eğitici videoları var. Onlara da bakabilirsiniz. Çok iyi Colt oynayan bir arkadaşımız. Mortis de aynı şekilde iyi oynuyor. Gördüğünüz gibi ultiyi attı. Bir daha attı. Bir daha attı. Çok inanılmaz. Hani çok çok inanılmaz. Aynı maçın devamındaki ikinci golü bakalım nasıl atacak. Direkt oraya gitti. Aksesuarı atmadı zannedersem. Halen daha iki aksesuarı var. Ember'i kesti. Şu an bir an bekliyor. Gördüğünüz gibi mermileri doldu. Mermileri doldurduktan sonra da özel orada altta kırmızı bir çubuğu var. Onun da dolmasıyla birlikte hızlı bir atak yapabiliyor. Uzun sıçrayabiliyor. Onu bekletti. Şu an hala da bekliyor. Ember'a gidecek büyük ihtimal. Aynen Ember'a gitti. Aksiyonu hala kullanmadı. Gayet iyi. Aksiyon atmadı. Geri pas attı sonrasında da. İki golü de kendisi attı. Güzel bir maçtı Zar için. Bir sonraki maçına geçelim. Bu sefer farklı oyuncularla birlikte girmiş. Bu maç random zannedersem random girmiş. Karşıda bir tane gümüş görüyoruz Mortis'i. Altından korktu herhalde. Öyle pek bir hareket yapmadı. Rahat bir şekilde Zar gitti. Oradan golü attı. Gayet güzel. Gayet güzel. Mortis'te önemli olan şey atışlarınızın boşa kaçmamış olması. Yani eğer iki kişiye hasar verebilecekseniz mecbur iki kişiye atlamanız lazım. İki kişiye girip bir kişiye hasar verirseniz orada hem doldurmuş olduğunuz ultiyi attığınızda almış olduğunuz can az olur. Hem de iki kişiye tutturamadığınız için ultiniz daha geç dolar. Aynen öyle. Bak burada da çok güzel duvardan sektirmeseydi orada bir tane atış yapamayacaktı. Atış yaptığı için ultilerini de rahat bir şekilde dolduruyor. Şimdi soldan Shelly gelmeye çalışıyor. Üçü birden aynı yere girmiş. Zar, Spike ve Leon. Nita sağdan çıkmaya çalışıyor. Şimdi bakın burada önemli olan durum direkt olarak geriye geldi. Hiç saldırma yapmadı. Şimdi saldırı yaptı çünkü orada topla geliyor Nita. Hani ne yapabilir ki? Ultiyi de Mortisler bekletiyor. Bekletiyor çünkü canları yavaş yavaş doluyor. Dolduğu için de orada bir geldi. Bak hala ultiyi atmadı. Ben olsam çoktan atmıştım. Mortis oynamadığım için de çok fazla da bilmiyorum zaten de. Kırmızı çubuğu doldu. Kırmızı çubuğu dolduğu gibi büyük atlayış yaptı. Orada ulti geldi. Ultisi Shelly'ye de değdi. Az önceki ulti de Max'e değmişti. Bir daha atladı. Bu sefer hani denk getiremedi ama hem rakiplerin pozisyonunu bozdu hem de rakiplerin mermilerini harcattı. Zar burada hani denk getirememesi bile öyle avantajını oldu. Zar'ın ay hala ayıya gidiyor. Of inanılmaz inanılmaz. Onu da neredeyse kesecekti. Eğer Leon'unu kesmeseydi. Çok güzel bir maç daha oldu Zar için. İlk golünü yine bu şekilde atmış oldu. Gördüğünüz gibi adamlar deniyor. Çünkü Nick gözüküyor. Aynı takımda olan arkadaşın Nick'i gözüküyor. Shelly geldi bak. Bu sefer Shelly'den kaçıyor. Hani biliyor çünkü. Shelly sıkıntı. Zaten de yavaşlatan yıldız gücü var Shelly'de. Max yukarıdan aşağıdan. Yukarıdan zorlamaya çalışıyor Mortis'i. Orada Leon da geldi yardıma. Bakalım Max'i kesebilecekler mi? Şu an canını dolduruyor. Aynı şekilde de kırmızı çubuğun dolmasını bekliyor ki uzun bir atlayış yapabilsin. Bence aynen öyle. Shelly'ye doğru giderdi. Sağdan da geliyor artık her kimse. Derken Zar'ın videosu da bitti. 30.000 like diyor. 30.000 hayal gibi. Evet bu şekilde de bitirmiş olduk Zar'ı. Bence gayet güzeldi. Eko bakın o bulmuş olduğum videosu yani bulabildiğim en iyi videolardan bir tanesi. Daha fazla klip bulamadım. Hani hep güzel hareketler işte trick shot, trick shot nasıl atladım. Ben genel olarak bir maç içerisinde 3v3 savaş topu baştan sona bir maç içerisinde ki olan performansları değerlendirmek için böyle bir klip hazırlamaya çalıştım. Bakalım şimdi RZM64 Mortis denince akla gelen ilk insan diyebiliriz. Tabi YDY de var bunun dışında. Başka 2-3 tane daha adam var. Ama RZM Mortis değildiği zaman artık bu adam çıkıyor direkt olarak. Herkesin kafasına kazınmış.
Az önce güzel bir gol attı. Konuşurken pek odaklanamadım ama şimdi ikinci gole odaklanacağız. Bakalım bekliyor hala derken çok kolay oldu onun için. Bayağı kolay geldi bu rakipler. Ice Piper geri bir pas. Trick shot zaten, bunu ben de atıyorum bazen. Güzel oluyor. Bakalım Cute Melly geldi bu sefer. Solda yine Piper 64 var. Şimdi Mortis'te öyle bir durum var ki adama bir atak yaptığınız zaman bir daha geri gelmek durumunda da kalmayabiliyorsun. Çünkü içeride Shelly'nin ve El Primo'nun olduğunu biliyor tank bunlar. Bir gidip bir gelirse orada hasar alacak çünkü kesemeyecek onu tank bunlar. Orada ulti ile birlikte 10 numara duvardan sektirerek attı. Devam ediyoruz. Vuruyor. Yine aynı doğrultuda devam ediyor. Shelly var, El Primo var. Tanklara öyle çok şey yapmamaya çalışıyor. Gördünüz, bir tane vurdu. Bir daha vurdu, bir daha vurdu. İleri doğru gidiyor. Bir gidip bir geri gelmiyor. Gördüğünüz gibi aşağıda Shelly var. Hiç ona doğru atak yapmak istemedi zaten. Yukarı doğru gitti ki ondan fazla hasar almasın diye. Devam ediyoruz. Sağda Colt, Byron, Rico var. Bunlar hakikaten zorlayan rakipler ama orada bayağı canlarını Ice Piper'ı indirdi. Mortis de geldi. Atışıyla iki rakibi de kesmeyi başardı. Gol de zaten bayağı rahat geldi. Yine kırmızı çubuğun doldurmasını bekliyor. RZM dolduktan sonra uzun bir atlayış mı yapacak bakalım. Colt'a mı atlayacak, Byron'a mı atlayacak? Şu an herkes Mortis'in yapacak olduğu hamleyi bekliyor. Hala daha yapmadı. Hala bekliyor. Hala bekliyor. Orada Colt'a daldı. Çünkü Colt'a daldığı zaman alacak olduğu ultiyi de Rico'ya atarsa ki attı zaten. Orada hem canını doldurdu hem de Colt'u kesti. Rico'nun da orada canını aldı. Halen daha 1988 candaydı Rico. Duvardan ultiyi sekledi. Biraz kötü ulti oldu o Rico için. Colt'u da rahat bir şekilde kesti. Sağdan bir tek Byron zorlayacak ama Byron zorlayana kadar zaten Rico ve Colt da doğmuş olacak ki doğdu. Bakalım burada nasıl bir hamle yapacak ki? Hoho! Mike ultiyle kırdı orayı. Ultiyle kırdıktan sonra da gördüğünüz gibi rahat bir şekilde kırmış olduğu yere doğru attı. Direkt olarak burada bu topluluk map'i doğmuş olduğu kale düşman kalesi. Direkt aksesuar atıyor. Attığı gibi iki topu da hızlı bir şekilde aldı. Hakikaten çok hızlı ya. İkisini de rakip alamadı gördüğünüz gibi. Şimdi sağda da bir tane Mortis var. Evet, güzel bir kapışma olabilir. Bak adam dönüyor ama RZM hiç oralıklı değil. Abi diyor, ben kilimi alırım geçerim, hiç kimseyle uğraşmam. Bası da attı orada Ice Piper. RZM'ye devam ediyoruz. Şimdi Mortis biraz daha akıllanmıştır. Daha spin atmayacaktır büyük ihtimal. Evet, aksesuar da bastı. Aksesuar bastı. Oo, hem Mike'a hem de orada Lou'ya denk getirdi. İnanılmaz. Burada spin atıyor. Spin atıyor. Oo, çok iyi. İlk defa gördüm böyle hani Lou'nun atmış olduğu süperde spin atmak gayet hoş. Evet, şeyi de RZM'yi de bu şekilde bitirdik. Şimdi YDE'nin maçına geçtik. YDE maçlarını facecam'ını çektiği için ben biraz kırptım. O yüzden kalitesiz olarak gözükecek ama idare edeceğiz artık. Bulabildiğim maç bu yani. Hani onun dışında dediğim gibi işte trick shot, en iyi oyunlar, en iyi videolar falan. Ben bir maçı almak istedim özellikle. Yanında kim var tanıdık? Tanıdık kimse yok. 35 bir yapan bir arkadaş var. Sağda 28 rank Sandy. Şimdi rakipte Frank, Daryl ve Poco var. Orada atladı. Abi tanklardan doldurmak inanılmaz. Yani tanklarda hem hasar bırakıyor hem de ultiyi rahat bir şekilde dolduruyor. Orada atmış olduğu ulti biraz boşa gitti ama Poco bakalım kesebilecek mi orada Mortis'i? Hani Poco da aynı Sandy gibi vuruyor biliyorsunuz. Duvardan bayağı bir taşırabiliyor. Doldu. Kırmızı çubuğu doldu. Orada neredeyse aynen. Sonra da 28 canı kaldı ve kesti. Poco da zaten ultisini harcamak istemedi. Devam ediyoruz. YDE'yi bilen arkadaşlar turnuvada Gold Mortis alıp nerede almıştı? Soygunda mı almıştı? Soygunda almıştı zannedersem. İnanılmaz bir karar. Soygunda önceden almıştı ama şeyde almış. Ödül avında almıştı. Evet, ödül avında almıştı. Hatırladım. Bayağı iyiydi. Canlı izlemek hakikaten çok iyiydi. YD gördüğünüz gibi ataklarını yaptı. Skill'lerini kullandı ve top da ilerideydi. 3 rakip de ölmüştü. Hemen bir sonraki maça geçeceğiz şimdi. 942 rakipleri görüyorsunuz. Artı 7 aldı. Devam ediyoruz bir sonraki maçta. Şimdi genel olarak tabi hep aynı yıldız gücü kullanılıyor zannedersem. Kırmızı çubuğu doluyor. Dolduğu zaman uzun atlıyor. Şimdi orada bu sattı arkadaş. Bu arkadaş sattı. Çünkü bunlar ne söyleyeyim size. İsminin YDV olduğunu biliyor. Bildikleri zaman bu arkadaşlar direkt olarak satıyorlar. YDV de buna çok kızıyor zaten videolarda. Evet, hani dediğim gibi siz de yorumlarsanız eğer bu 4 tane profesyonel oyuncunun Mortis oynayışını, daha farklı videolar izleyen arkadaşlar da vardır bu oyunculara dair. Yani şu anda
bu oynamış oldukları oyunları baz alarak ben bir değerlendirme yapacağım ama siz daha çok video izlediyseniz onların şeyine göre, düşüncesine göre bir yorum yazabilirsiniz. Hangi oyuncu Mortis'e daha çok hakim? Şimdi YD orada B ile bir mücadele içerisine giriyor. B'yi kendine bağlamasını istiyor ki orada ortadaki arkadaşlara hasar vermesin, onları zorlamasın diye B'yi zorlamaya çalışıyor. Şu anda mermisini oraya doğru tuttu. Gitti, gördüğünüz gibi 860 canı kalan şeyi, adını unuttum, Sörcü kırmızı çubuğu doldu. Fazla bir hasarla kesmeyi başardı ve burada öldü çünkü topu attı. Topu attıktan sonra bir tane vuruş yaptı. 1100'den daha az canım olduğu için de Mortis'im, YD'nin orada öldüm. Devamında Bo mayın attı. Hızlı bir şekilde mayınları deaktif etmeye çalıştı. Bir tanesini etti. Ondan sonra da zaten Bo aksiyonu kullanarak mayınları patlattı. Orada bir tane hasar aldı. Bakalım şimdi ne yapacak? Canın dolmasını bekleyecek bu canlıla bir atak yapacak mı? Gördüğünüz gibi hemen hata doğru yönelmeye çalıştı ama Bo'nun doğduğunu gördüğü için geri vites atmak durumunda kaldı. Bakalım Benju ulti şey aksiyonu açacak mı 7'ye doğru? Hayır. 7'ye de pas attığı için kırmızı çubuğu dolmadı gördüğünüz gibi. Çünkü hani bir tane atıyor ya, attığı için iki tane mermisi kalıyor. O yüzden kırmızı çubuk gidiyor. Halen daha bir atak yapabilmiş değil Surge almasının dışında 7'ye bu maçta. Bo'ya ve Surge'e pek bir hata olmadı. Hatta B'ye hata olmadı. Surge'ün canı az kaldığında Surge'i kesmişti. Şimdi işte uygun anı bekledi ve bu sefer aksesuarını kullandı. 3 tane atış ve aksesuarla birlikte kesmeyi başardı. Direkt olarak zaten Surge'ün ultisini attığını gördü YD ve de ulti ile birlikte gol atmayı başardı. Bakalım bu maç biraz daha varlık gösterebilecek mi? Hatta bu oyun, evet, 3 tane atışta 1260 çarpı 3 B'nin toplam canından daha fazla olduğu için orada B'yi almayı başardı. Şimdi bakalım ne yapacak? Halen daha kırmızı çubuğun dolmasını bekleyecek mi? Dolduğu gibi direkt olarak Surge'ye odaklandı. Attı ultiyi ama oradan kaçabilecek mi? Çok güzel kaçtı. Surge gelecek. Orada da kaçtı. Çok iyi. Bravo. İnanılmaz. Şu an dodge'luyor. Çok iyi. Bütün mermilerden sıyrıldı. Hakikaten çok güzel kaçtı oradan. Zaten B'de gördüğünüz gibi bu saatten sonra gol atabileceklerini biliyor. Zaten öndeler. Rakip de gelip gol atamayacağı için topu kenara attı. Bunu ben de bazen yapıyorum. İşe yarıyor. Güzel oluyor. Evet, YD'nin ikinci maçı, üçüncü maçı bitti. YD'nin üçüncü maçı bitti ve de bu şekilde videomuzun da sonuna geldik. Şimdi ben bu 4 videoyu izlediğim zaman bir yorum yapacak olursam eğer, benim için bu 4 videoda en iyi oynayan arkadaş, şöyle bakayım hangisiydi? Zar ve RZM arasından ben bu videoda Zar'ın en iyi oynadığını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yoruma yazarsanız eğer, oradan da görmüş oluruz. Düşüncelerinizi yazarsınız. Hani ben Zar dedim, belki daha farklı bir arkadaş sizin için oynuyor, daha iyi oynuyor olabilir. Uyduluk bu şekilde olsun istedim. Daha güzel klipler koymaya çalıştım ama bulabildiğim en iyi klipleri koymaya çalıştım. Zaten bu videoyu hazırlarken bayağı bir uğraşıyorum. Teker teker bakıyorum videolara, hangisi daha çok like almış, hangisi güzel yorum almış. Videonun içerisindeki o içerik benim bu çekecek olduğum içerikle uyumlu olacak mı? Buna da dikkat ediyorum. O yüzden biraz daha zaman alıyor. Hani direkt olarak kendim oynayıp herhangi bir şeyi paylaşmak istemiyorum. Böyle dünya çapında iyi oynayan arkadaşları izleyerek onların profilleri hakkında, onların oynanışları hakkında yorum yapmak biraz daha güzel oluyor diye söyleyebilirim. Evet, bu videoluk bu kadar. Kendinize bakın. Sonraki videoda görüşürüz hepiniz. Hoşçakalın.